Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle 5. sınıf bilişim teknolojileri 1. dönem 1. yazı sınav sorularının çözümü ile beraberiz. Sorularımız yeni sisteme uyarlanmış açık uçlu sorulardır arkadaşlar. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar üzerinde tuşlar olan ve bilgisayarda yazı yazmamızı sağlayan donanım biriminin ismini yazınız demiş. Bu nedir arkadaşlar? Klavyedir. 2. Bilişim teknolojilerin kullandığı alanlara 3 tane örnek veriniz demiş. Arkadaşlar eğitim alanında kullanılıyor. Ulaşım alanında kullanılıyor. Sağlık alanında kullanılıyor. Güvenlik alanında kullanılıyor. Bu şekilde örnek verebiliriz. 3. Bilgisayar kullanırken sağlığımızı korumak adına neler yapabiliriz? Yazınız. Arkadaşlar bir defa ekrana çok yakın oturmamalıyız. Ya da bakmamalıyız. Bir başkası otururken, bilgisayar başında otururken tabii ki ara ara kalkıp ufak egzersizler. Nedir bu? Boynumuzu hareket ettirme, kolumuzu hareket ettirme, bacaklarımızı hareket ettirme gibi egzersizler yapmalıyız. Bir diğeri de kullandığımız sandalye de çok önemli arkadaşlar. Ayarlanabilir sandalye kullanmalıyız. Dördüncü soruda bir görselimiz var arkadaşlar. Görselde verilen donanım biriminin adını yazınız demiş. Arkadaşlar bu bizim bildiğimiz mouse'dur ya da diğer adıyla nedir? Faredir. Beşinci soru bilgisayarda oluşan görüntüyü görmemizi sağlayan donanım biriminin adı nedir demiş arkadaşlar. Tabii ki bu ekran diğer adıyla monitördür. 6. Bilgisayarın beyni olarak kabul edilen ve bilgisayarların hızı için önemli bir parça olan donanım biriminin adı nedir? Arkadaşlar bu bilgisayarın önemli işlevlerinden biri olan işlemcidir. Yani bilgisayarın beyni olarak kabul edilir. Bazı yerlerde de GPU diye de karşımıza çıkmaktadır. 7. Evdeki bilgisayar ya da tabletinizde kullandığınız yazılımlara 3 adet örnek veriniz demiş. Arkadaşlar ne kullanıyoruz? Öğrenci olarak tabii ki EBA'yı kullanıyoruz. Tabii şu anda anlattığımız platform YouTube'dur arkadaşlar. YouTube kullanıyoruz. Yine WhatsApp kullanılan araçlar arasındadır, yazılımlar arasındadır. Bir diğer araç PowerPoint kullanıyoruz. Yine Microsoft Word kullanıyoruz. Buna benzer örnekler verebiliriz. 8. Resim dosya uzantılarına 2 adet örnek verilir demiş. Arkadaşlar resim uzantıları JPG olarak karşımıza çıkar. Bunun yanında PNG olarak da karşımıza çıkabilir. Yine GIF uzantılar da vardır. Bunun yanında BMP uzantılar da vardır tabii ki. 9. İnternet ortamına bulaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca açıklayınız demiş. Arkadaşlar bir defa yazışmalarda
kimseye hakaret etmemeliyiz. Bunun yanında tanımadığımız kimselerle iletişim kurmamalıyız. Ve tabii ki siber zorbalık yapmamalıyız. 10. ve son soru arkadaşlar. Annesi hastalanan Zeynep'e hastaneye gitmeden önce hastaneden randevu almak istemiştir. Buna göre annesi Zeynep'e hangi sistem üzerinden randevu alabilir? Arkadaşlar bu merkezi hasta randevu sistemi denilen yani kısa yazılışı MHRS olan ve telefon numarası 182 olan yerden randevuyu kolaylıkla alabilir arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.